Şimdi bu sayının 9 ile bölümünden kalanı arıyoruz. 9 ile bölünebilme rakamların toplamıyla alakalı. Biz şu rakamların toplamını bulabiliriz. Yani aslında şunu yapmalıyız ama şöyle. Bu toplam 15 tane olduğu için 2 çarpı 15'ten 30 olur. Benzer şekilde yine burada da 15 tane 4 var. 4 çarpı 15'ten burası 60 olur. Burada da yine 15 tane var. 8 çarpı 15'ten bu da 120 olur. Yani bizim yapacağımız şey 30 artı 60 artı 120. Bunun 9 ile bölümünden kalanı bulmak. Ama tek tek toplamak zorunda değiliz. Bağımsız olarak da 9 ile bölümünden kalanlar üzerinden hareket edebiliriz. Bunu 9'a bölsek 3 kalır. Bunu 9'a bölsek 6 kalır. Bunu 9'a bölsek 3 kalır. Bu şekilde devam edersek 3, 6, 9, 3 de burada, 12. İstersek bir daha toplayabiliriz. 1 artı 2, buradan da 3 kalır. Yani bu ifadenin 9 ile bölümünden kalan 3 oluyor.